Albayımla MİT bölge başkanım geldi mi ya? Geldiler efendim. Veysel Bey de burada. Ortalık nasıl peki? Şimdilik sakin. Son sakin saatler ya. Ben 15 dakika sonra oradayım. Hadi bakalım, kolay gelsin. Oturur musun yerine Faruk? Ya Melek, bırak Allah aşkına. Aa, ya. Faruk. Yani kocamla bir ağız tadıyla kahvaltı edemiyorum ha. Otur otur otur, karım yollamadı dersin. Olur. Söyleyeyim de meslek hayatımın sonu olsun ya. Melek Hanım, bir vali kaç senede yetişiyor? Haberiniz var mı acaba? Yok Faruk Bey, kaç senede yetişiyor? Bugünü bu kadar önemli yapan ne bakalım? Ali Maruf. Günlerdir süren bu telaş, gerginlik. Hazırlıklar. Bitecek mi? Vallahi Melek, umarım biter ya. Leyla Hoca erken çıkmış. Tekin'in duruşması var ya ondan. Ben kaçtım Melek. Ya otur şuraya. Bizim için şans ile Melek. Dürün şu herifin defterini artık. Ağız tadıyla bir kahvaltı yapamıyoruz. Özledim ben seni. Ben de özledim Melek, ben de özledim. Günaydın Celal. Günaydın Sayın Bay. Sen kilo mu aldın Celal ya? Doğrudur efendim. Kaç kilo aldın? Çok değil efendim. En fazla 7-8 kilo. Çok değil, 7-8 kilo. Yuh be Celal. 7-8 kilo ya. İnsaf da kardeşim ya. İnsaf ya. Faruk! Faruk! At şunu çantana. Ne bu ya? Kek koydum, kek. Şimdi yemezsin bütün gün bir şey. Hiç olmazsa çayla beraber şunları öf ye. Öf be, öf be ya. Oldu olacak, besleme çantası da ver yanımıza. Bana bak, attırma kafamı, gelir makamında beslerim seni. Eminim, eminim. Yaparsın Melek Hanım. Yaparım, bilirsin, yaparım. Hadi canım, kolay gelsin. Teşekkür ederiz Melek Hanım. Kek sever misin Celal? Severim efendim. Ye kekleri. Seversin. Evet. Geçti gecen. Seni düşünerek. Yalancı. Ayda. Bir ara merak edip emniyeti aradım. Niye diyorsam akıl işte benimki de. Anlattılar ne yaptığını. Çarşı için maaş bestelemek falan. Ama beni yine de seviyorsun değil mi? Onun için buradasın. Hayır. Derse yetişmem lazım. İki çift lafım var. Söyleyip gideceğim. Rüyanızda görürsünüz siz o şampiyonluğu. Önüne gelene yenilmekle olmuyor bu işler. Seni seviyorum. Ben de seni. Dik dur, tamam mı? Beni düşünme. İl başkanı, onun gibiler. Hepsinin canı cehennemi. Ben arkandayım. Tekin Bey. Buyurun. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bakalım, hayırlı yolculuklar. Sağ ol abi. Sağ ol abi. Bunlar da harcırahlarınız. Yeni müşteri bayağı cömert çıktı. Arkadaşlar şehir dışına kadar eşlik edecek size. İlk benzincide indirirsiniz. Tamamdır. Biz de şu hesabı görsek artık. Kaybol. Nereye? Senin sorunun. Dünya kadar param var.
Bul bir çaresini. Kırmızılar hedef noktalar. Maviler bizim kuvvetlerimiz. Tırların geçtiği güzergah. Mert Üsteğmen komutasında bir birlik yolda tertibatını aldı. Zeybek Yüzbaşı da kendi timiyle Vahit'in çiftliğini sardı. Ön tarafta silahlı 3 kişi. Bir tanesi de çatıda. Etrafta da vardır birkaç tane. Ama ölüyorlar komutanım. Temizle temizle bitmiyor. Bitireceğiz Emre. Bitireceğiz. Vahit korucuları deşifre olduktan sonra paralı adamlar tuttu kendini. Dengesiz bir adam. Sağa solu belli değil. Bunlar da ekiplerimiz. Karşı tarafın harekete geçmesini bekliyoruz. Şehrin giriş ve çıkışları kontrol altında. İş kaldı beklemeye. Hayır, şu gün bir bitse hayırlısıyla. Buradan çıkıyorlar. Harekete geçtiler. Tırlar yola çıktı. Efendim? Hala mı yok? Telsiz anonsu? Tamam, devam edin aramaya. Bir terslik mi var müdürüm? Bununla ilgili değil efendim. Bir trafik ekibi dün geceden beri kayıp. Nasıl kayıp ya? Ekip arabası ve iki polis. Dün gece. İlginç Veysel, çok ilginç. ...3419 merkez, binlen adresteyiz. Tırlar geldi. Anlaşıldı 3419. Ali Maruf şimdi geçti yanımızdan. Şirkete gidiyor. Beklemedeyiz. Tamam Zafer. Yerini koru. Anlaşıldı müdürüm. Dinleme servisi başka görüşme kaydetmiş mi? Hayır başkomiserim. Allah Allah. Niye sustu ki bu adamlar birden? Thank you.
3419 merkez. Bilinen araç yola çıktı. Plakayı söylüyorum. 96 Samsun Fatsa 736. Merkez 3419 anlaşıldı. Tekin Bey, sizden? Bir değişiklik yok. Uğraşıyoruz işte. Evet, görüyorum. Kimlik tespitine başla istersen, vakitten kazanırsın. Ha? Bilgileriniz bizde mevcut. Buradan kopyalarım hemen. Öyle mi? Ne güzel. Evet, ayağa kalkın lütfen. Aman efendim, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Nasılsınız Tekin Bey? Sağ olun efendim, işte. Görüşemiyoruz. Malum, haklısınız işte. İş güç, koşturuyoruz. Epeydir adam dövmüyordunuz. Ne o, ara mı verdiniz yoksa? Şu sıralar biraz köprü yoğun, çok vaktimi alıyor. Ya, neyse. Allah'tan il başkanı Necati Bey çıktı da sayesinde hasret gideriyoruz böylece. Öyle değil mi? Öyle efendim valla. Tasdik edip durma oradan öyle. Anlat, ne oldu? Demişsin ki... Nerede o? Hah, burada. Bana küfretti. Hepsi o kadar değil Sayın Hakim. Devamı var. Buyurun. Zat-ı halinizden dinleyelim devamını. Bana küfretmekle kalmadı. Sadece bana küfretse hadi bir yere kadar. Onunla benim aramda derim, dişimi sıkarım. Hiç aklım basmıyor ya, neyse. Sonra? Daha beterini yaptı o adam. Köprüye küfretti. Ne? O köprü havaya uçurulmuş. İşçilerim ölmüş. Köprüye baskın verilmiş. Asker şehit olmuş. Bir işçiyim ve ben Erdal. Elimizde kıçı kırık birer tabanca... Yarım saat kurşun yağmuru altında özel tim gelene kadar dayanmışız, vermemişiz köprüyü. Fabrikaya bomba koymuşlar. Yardımcım, valinin kızı. Mucize eseri ölümden dönmüş. Bütün bunlar olacak. Sonra da herif dikilecek karşıma. Bütün bu yaptıklarımıza, kan, ter, ateş pahasına yaptıklarımıza soykırılık diyecek. Yok ya. Vay renk var. Ben bu adama sadece kafa attım Hakim Bey. Kafa atmak ne kelime kardeşim? Kafa atmak ne kelime? Tövbe estağfurullah. Ona daha neler yapılır? Aman Hakim yapılır, Bey. Yapılır. Böyle adama yapılır. Yapılır tabii. Yani şimdi burada bir şey söyleyeceğim. Beni de mahkemeye verecekler, iyi mi? Yok, siz sakin olun Hakim Bey. Tamam kardeşim, git. Git işine hadi. Tamam kardeşim, tamam. Yaklaşıyorlar. Hadi çocuklar, hadi aslanlar. Thank you.
Hoş geldiniz White Bey. Etrafta kimse var mı? Hayır, kimse yok. İyi. Sen benimle gel. Sen arabaya. Tamam White. Gel. Tamam White Bey. Çok telaşlı. Fazla telaşlı. Temas sağlanmak üzere. Hareket alıyoruz. Jandarma, dur, dur. İlerliyoruz. Dikkatli olun. İn aşağı. İn. Ah. Ya tamam. Tarafı. Hadi. 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 Her yer arayın. Kalk, kalk. Ne söyle? Burada da var. Bu tarafa da bakın. Hadi. Burada da su oldu. Hadi arkadaşlar, hadi. Komiserim. Burası dolu komiserim. Bu tarafta bir şey yok. Temiz. Bagaj temiz. Komutanım, şu anda malı ele geçirdik. Yaşa üsteğim benim. Var ol, gözlerinden öperim. Mal elimizde. Bu iş tamamdır arkadaşlar. Bu iş tamamdır. Tamamdır. 33-10, 34-18. Dinlemede. Başlayın. Anlaşıldı, tamam. Hadi. Zeybek Yüzbaşım. Emredin komutanım. Başlayın. Emredersiniz komutanım. Buyurun memur bey. Alın şunları. Stop memur bey. Bir açıklama. Allah, efendim. Bir açıklama yapmadan bizi götüremezsiniz. Memur bey. Oğlum çıkarmayın. Hadi. Memur bey. Memur bey. Hadi. Emrah, çatıdaki senin. Emredersiniz komutanım. Ayhan. Teslim olun. Bırakın silahlarınızı.
Sabit olduğun yerde kal. Bırak o silahı. Bırak o silahı Ait. Emrah, Yasin. Çök yere. Çök. Uzak dur oradan. Hadi. Hareket etme. Ellerini başının üstüne koy. Paralı askerlerle buraya kadar Vahit. Gelen çantayı al. Emredersiniz komutan. Ellerini uzat. Uzat. Ellerini uzat. Amma kirli çıkıymışsın be Vahit. Anlatacak çok şeyin olmalı. Komutanım. Evet yüzbaşım. Vahit elimizde. Çiftlik tamam. Zayiat sıfır. Arz ederim. Sağ ol yüzbaşım. Gözlerinden öperim. Çok iyi. Hadi geçmiş olsun. Sağ olun komutanım. Vahit yakalandı. Hem de bir çanta dolusu parayla. Kaçmaya çalışıyormuş. İşte bu iyi haber. Güzel, güzel. Bu iyi haber. Evet. Efendim Zafer. Ali Maruf da Ethem de yok. Ne demek yok? Kimse bir şey bilmiyor mu? Yok. Hiç gelmemişler. Nerede olduklarını bilen de yok. Çiftliğe giden ekip de boş döndü. Kaçtılar mı diyorsun? Galiba müdürüm. Lanet olsun, kaçmışlar. Tır garajına geç. Vahit yakalandı. Ne var ne yok orada topla. Anlaşıldı müdürüm. Kaçmışlar mı müdürüm? Allah kahretsin. Nasıl ya müdürüm? Nasıl oluyor bu iş? Nasıl kaçıyorlar ya? Nasıl kaçıyorlar müdürüm? 34-18 merkez. Vahit tır garajına bir ekip otosu. Hakan sen burada kal. Tamam. Bu işte bir terslik var. Bence de. Bu kadar mal için Ali Maruf dünyayı ayağa kaldırıp Vahit'le anlaşma yapmaz. Ben arayayım. Bildireyim hemen. Efendim Orkun. Müdürüm, burada tahmin ettiğimizden çok daha az mal var. Anladım Orkun. Tırı laboratuvarın garajına çektir. Dip köşe incelesinler. Anlaşıldı müdürüm. Aracı garaja çekiyoruz. Dip köşe her yeri inceleyin. Bu malları da laboratuvara götürün. Bir terslik olduğu kesin. Ya benim anlamadığım şu. Tırdan çıkan malın değeri Vahit'in çantadan çıkardığı paranın değerinden daha az. Bu nasıl iş müdürüm? Olmaz, olmaz, imkansız. Ya demek ki bir yerde büyük bir mal var. O mal da burnumuzun dibinde. Bir dakika, bir dakika. Vahit'in garajından sabah iki tır çıktı. Yüklemenin yapıldığı fabrika hangarına iki tır giriş yaptı. Ama biri çıktı. Demek ki mal ikinci tırda müdürüm. Olabilir mi? Öyle bir olur ki. Bence o tır hala fabrikada. Ben bir ekip alıp çıkıyorum.